Arkadaşlar merhaba. TransferWise hakkında bilgi vereceğim. Uygulaması nasıl kullanılıyor? Avantajları, dezavantajları neler? İlk çektiğim videos geri zekalı kamera tarafından silindi. Şöyle açalım önce. Yani para gönderirken ki ileride göreceğiniz video ayrı yani. Şimdi burada normalde para vardı arkadaşlar. Önce bu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kart öncesinde yok. Bu kart başka bir şeyle sipariş veriyorsunuz. Başka bir kartla internetten online sipariş veriyorsunuz. Yaklaşık 5 euro gibi bir ücreti vardı diye hatırlıyorum. Bu kart geldikten sonra bundaki bilgileri yanlış hatırlamıyorsam uygulamaya girdiğinizde kartınız aktif oluyor. Yani direkt açar açmaz uygulamayı yükler yüklemez aktif olmuyor hesabınız. Ondan sonra arkadaşlar işte herhangi bir hesaptan size bu normal bildiğiniz kredi kartı gibi kullanabiliyorsunuz. Bu işte IBAN'ı falan var arkasında o doğrulama kodu falan var işte 3 haneli. İşte zaten Mastercard şeyi var. Yani bir bankası yok ama online bir kredi kartı yani her şeyi yapabiliyorsunuz ve çok güzel olan bir avantajı şu oldu benim için. Mesela bu ING'nin bankomat kartı vardı. Belçika'da kullandım. Onu diğer ülkelere mesela Fransa'ya, Almanya'ya gittiğimde orada kullanamadım çoğu yerde. Ama bu bir kredi kartı gibi olduğu için oralarda da kullanabildim çok rahat şekilde. Hatta farklı para birimi kullanan ülkelere gittiğimizde orada da kullanabildik. Oralarda da mesela bu kartı okuttuğunuzda mesela hesabınızda euro varsa o ülkenin para birimi kaç euroysa hesabınızdan o kadar euro kesiyor. Yani çok rahat ve kullanışlı oldu. İşimizi bayağı bir gördü. Hatta oradan nakit para falan da çektim bununla. İşte herhangi bir bankanın bankamatini taktım. Oradan bir kesinti ücreti alıyor tabii ki ama nakit para da çekebildim. Öyle de işimi gördü. Yani çok memnunum. Zaten para gönderme, online para gönderme konusunda da gayet iyi. Şimdi göstereceğim. Şimdi aldığınızda böyle ayrı ayrı şeyler açıyorsunuz. Ayrı para birimlerine göre hesaplar açıyorsunuz. Yani bu sizin euro hesabınız. Bu normal Türkiye'deki bir kredi kartınız varmış gibi bir TL hesabı. İşte bu galiba ilk açıldığında vardı ya da ben yanlışlıkla açtım ama bir önemi yok yani herhangi bir zarar yok öyle açtım duruyor. İşte yeni bir mesela ne bileyim dolar hesabı açmak istiyorsam şuradan açına basıyorum artıya basıyorum. İşte bana Amerika'da kullanabileceğim bir IBAN hesabı numarası veriyor. İşte Amerika'da kullanabileceğim bir kredi kartım olmuş gibi oluyor yani bu kart üzerinden kullanabiliyorum bütün hepsini. İşte ben mesela Türkiye'ye para göndereceğim arkadaşlar. Buradan önce şu TL hesabına parayı atmam lazım. Mesela şu 4 euroyu TL hesabına atacağım. Demin ben 200 euroya attım ama o video silindi maalesef. Buradan eğer eurodan euroya göndereceksem gönderine tıklıyorum. İşte buradan herhangi birinin burada listemde varsa giriyorum ya da artıya basıp bilgilerini giriyorum işte başka biri. İşte bilgilerini hesap ismi ve IBAN'a attığımda genelde yeterli oluyor. Ama şimdi ben Euro'yu mesela TL yapacağım. Sonra TL'yi Türkiye'deki birinin banka hesabına göndereceğim. O yüzden çevirine tıklıyorum. İşte ne kadar çevirmek istiyorsunuz? İşte buradan seçiyorsunuz, TR yazıyorsunuz. İşte Euro mesela 4 Euro yazalım örnek. İşte 0,02 yani sent ücret çevirme şeyi kesiyor. Geri kalan bütün parayı gönderiyor. Yani çok minimum bir çevirme ve gönderme ücreti alıyor arkadaşlar. Bu çevirme ücreti gönderirken de gene farklı bir ücret alıyor. O da çok düşük oluyor yani. Bu örnek olsun diye görün diye yaptım. Sonra devam et dediğinizde bu para buradan şu hesaba geçmiş oluyor. Yani TL hesabınıza geçmiş oluyor. Sonra bunu gönderin yapıp
göndereceğim kişiye gönderiyorum. Bu kadar basit. Ve dediğim gibi gayet ücret olarak gönderim ücreti olarak çok ideal. Hem hızlı yani diğerlerine göre, hem kolay işte Western Union gibi gidip sıra bekleyip ya da manuel herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ve ucuz yani gönderim ücreti olarak en ucuz bu. Onayla dedik arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. İlk defa gönderdiğim için doğum tarihinde istedi biraz. Çevirdik. Yani 2000 TL kadar göndermek istiyorum. Şimdi burada zaten yazıyor. Karşı taraf arkadaşım 2000 alacak. Benim hesabımdan 2010 TL kesecek. Gönderim ücreti 10 TL diye kesiyor. Ulaşması gereken zaman 10 dakika içinde diyor. Devam et diyorum. Tamam. Bilgiler. Karşı tarafın alacağı para. Benim göndereceğim para. Onaylayın ve gönderin diyorum. Son olarak galiba pin kodumu isteyecek. Şifremi girdim. Devam diyorum arkadaşlar. Ve benim gönderdiğim para karşı tarafın alacağı para başladı. 10 dakika içinde gidecek diyor ama bakalım muhtemelen gider. Yani mesai saatleri içinde dediği gibi 10 dakika içinde gidebilir. Mesai saatleri dışında olursa bir gün falan sürebiliyor. Ertesi gün gidebiliyor ya da hafta sonu falan girmişse araya işte hafta sonu geçtikten sonra ulaşabiliyor. Yani hızlı da ulaşıyor bir sıkıntı olmadan. Direkt alıcının hesap numarasına, banka hesabına gitmiş oluyor para. Rahat bir şekilde bir yere gidip herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Herhangi bir yere para yatır, bir yerden para çıkın. Yani her şeyi online halledebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Sadece TransferWise'ın benim bildiğim kadarıyla öyle bankamatiği falan yok. Yani takıp da para yatırmak isterseniz daha fazla bir kesinti alıyor yani. Mesela ING'nin bankamatiğine takıp bunun hesabına para yatırmak istediğinde galiba daha fazla kesinti yapıyor. Ama direkt ING banka hesabımdan bunu online gönderdiğimde herhangi bir kesinti yapmadan buna para yüklemiş oluyorum yani. Para yüklerken biraz zor oluyor yani. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet basit, ucuz ve hızlı bir program. Şu anda TransferGo'dan daha iyi olduğunu öğrendik. Bir arkadaş TransferGo daha iyi dedi ama o da sonradan kullandı baktı. TransferGo'dan daha iyi dedi. TransferWise yani şu anda en iyisi. Türkiye'de de kullanılıyor diye biliyorum. Özellikle e-ticaretçiler daha çok kullanıyor. Yani herkes rahatlıkla kullanabilir bir herhangi bir oturumunuz, kimlik bilgilerinizin olması yeterli. Başka da bir şey istemiyor. Yani gayet faydalı. Ben kullanıyorum diğer şeylere nazaran en iyisi bu. Tavsiye ederim. İnşallah herkese faydası olmuştur. Gezilerimizden haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Herkese iyi, hayırlı, mutlu günler diliyorum.